Kameralarımızı Ankara'ya efendim. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmenin detaylarını Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala bizlerle paylaşacak. Hemen kendisine dönelim. Mustafa Pala, hoş geldin yayına. Neler aktarırsın? Evet, gözler Dışişleri Bakanlığı'nda, Ankara'da Gazze Zirvesi diyebiliriz. Yaklaşık 10.30'da başladı görüşme. 2.5 saati geride bıraktık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bugün Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken baş başa görüşme gerçekleştirdi. 2.5 saat süre boyunca baş başa görüşme yapıldı ve şu anda da gelen bilgiler arasında baş başa görüşmenin bittiği, heyetler arası görüşmeye geçildiği ifade ediliyor. Elbette en önemli gündem maddesi, ana gündem Gazze. Gazze'deki yaşanılan soykırım, İsrail'in katliamları ve sivillerin maalesef çok vahşice katledilmesi, hayatlarını kaybetmesi ve Gazze'nin cehenneme dönmesi. Tüm bu başlıklar bugün Antony Blinken'la Hakan Fidan arasındaki görüşmede masaya yatırılıyor. Elbette 7 Ekim'den bugüne Gazze'de maalesef insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. İsrail saldırılarına devam ediyor. Az önceki yayınımızda da vardı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda da işte Antony Blinken'la Hakan Fidan arasında da görüşme, işte bu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Orta Doğu turuna çıktı. Irak başta olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etti. İlk ülke liderleriyle bir araya geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la da Batı Şeria'da, Ramallah'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Irak'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta Irak'taki görüşmede de yine havalimanına çelik yelekle girdiği gözükmüştü. Ardından da rotasını Türkiye'ye çevirdi. Dün akşam saatlerinde Antony Blinken Ankara'ya geldi ve bugün de sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndaydı ve Hakan Fidan'la bir görüşme yapmış durumda. Baş başa görüşmenin bittiğini söyledik. Heyetler arası görüşmenin yapılacağı ifade ediliyor. Peki bu görüşmenin sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek mi? Gelen bilgiler arasında ortak basın toplantısının olmayacağı, görüşme bittikten sonra Blinken doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş olacak ve görüşmenin ardından da bir basın açıklaması yapılacak. O görüşmenin ayrıntılarını da o basın açıklamasında görmüş olacağız. Antony Blinken hangi başlıklarla Türkiye'ye geldi? Masasında ya da çantasında neler vardı? Bu da söylediğimiz gibi toplantının ardından gelen açıklamada netlik kazanmış olacak. Arzu, şunu da ifade etmek gerekiyor. Daha önceki ziyaretlerde de bakanların Ankara'ya gelişi vardı. Ancak bu görüşmenin daha soğuk ve daha mesafeli olduğunu da ifade etmek lazım. Hem gelen, servis edilen görüntülerde hem de dün akşam saatlerindeki yaşanılanlarda, ki Hakan Fidan Amerikalı mevkidaşına biraz mesafeli yaklaştığını da görebiliyoruz. Gelen içeriden paylaşılan fotoğraflarda ve videolarda da ama bu görüşme nasıl bir ortamda geçti, bunu da söylediğimiz gibi ilerleyen saatlerde görmüş olacağız. Tabii Antony Blinken'ın bu ziyaretine tepkiler de Ankara'da sürüyor. Az önce yine Dışişleri Bakanlığı'nın önünde bireysel bir gösteri vardı. Hemen yakınında yine bir bireysel gösteri, daha doğrusu grup, büyük bir grup bir protesto gerçekleştirdi ve şu anda da çıkış mı oluyor? Gelen bilgiler de bir taraftan da gözümüz Dışişleri Bakanlığı'nda, söylediğimiz gibi önemli bir zirve ve şu anda da Dışişleri Bakanlığı'nın önünde de bir hareketlilik var. Tam olarak içeriden de bilgi alamıyoruz. Bir taraftan da oradaki gelişmeleri de ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Önemli bir ziyaret, hem Türkiye açısından, hem Amerika açısından, hem de bölgedeki yaşanılan son durum açısından. Bugünkü Blinken'la Hakan Fidan arasındaki o bu görüşmede elbette gündem Gazze ve bundan sonraki süreçte çıkış gerçekleşmiş. Şu anda da kameraman arkadaşım Atilla Özay ekranlarınıza getiriyor. Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı'nın önünde önemli bir görüşme Gazze'ye dair. Türkiye'nin tabii ki beklentileri var. Türkiye daha öncesinde 7 Ekim'den bugüne yaşananlara çok sert tepki gösteriyor. Ateşkesin sağlanması için diplomatik çalışmalar yürütülüyor. Diğer bir taraftan da bu insani yardımların Gazze'ye ulaşması, ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçmesi ve
sınırların 1967'deki sınırlar olarak ve başkentin Doğu Kudüs olduğu bir Filistin devletinin tanınması, diğer bir taraftan da Türkiye'nin bölgede garantör ülke olması. İşte bu masadaki bu başlıklar bugün Hakan Fidan tarafından mevkidaşı Blinken'a da tek tek iletilmiş olacak. Elbette tepkiler çok sertti ve şu anda da görüldüğü gibi Amerikalı heyet şu an Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılıyor ve şu anda kameraman arkadaşım Atilla Özay ekranlarınıza getiriyor. Çok soğuk bir karşılama gerçekleşti ve şu anda da evet ekranlarınıza geliyor heyet mi tam aslında evet şu an boş. Evet tam içerisinde bilgi alamıyoruz ama henüz evet ayrılmadılar. Gelen bilgi görüşmenin bittiği yönündeydi. Evet Arzu şu an gözler Dışişleri Bakanlığı'nda Gazze zirvesinde ne görüşüldü, masada neler konuşuldu, hangi konu başlıkları vardı ve her şeyden önce Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın özellikle çantasında ne vardı, bu çok merak ediliyordu. Hangi teklifle Türkiye'ye geldi, Hakan Fidan olan görüşmesinde ne vardı? Evet şu an heyet artık ayrılıyor ve şu anda da gözlerimiz Dışişleri Bakanlığı'nda az önce de heyetler bir baş başa görüşmenin de yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü de ifade edelim ve şu anda da evet şu anda Antony Blinken evet ayrılıyor ve kameraman arkadaşım Atilla Özay ekranlarınıza getiriyor. Amerikalı heyetin 2,5 saatlik görüşmesi oldukça yani seviyeli bir, daha doğrusu çok soğuk bir karşılanmanın olduğunu, mesafeli bir karşılamanın olduğunu söyleyelim. Kameraman arkadaşım Atilla Özay, evet Amerikalı heyetin Türkiye'den ayrılışı ve buradan sonra da doğrudan Amerika'ya gitmesi bekleniyor. Antony Blinken'ın 2,5 saatlik bir görüşme. Görüşmenin sonrasında basın toplantısı olmadı. İki bakan da kameralar karşısına geçmedi. Bu görüşmenin sonrasında neler olacak? Hangi açıklamalar yapılacak? Antony Blinken'ın beklentileri neydi? Bunu da ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şu anda tek gözümüz bu zirvenin ardından yapılacak olan açıklamalarda. Az önce de Arzu söylediğim gibi Antony Blinken Orta Doğu turuna çıktı. Irak başta olmak üzere çok sayıda ülkeyi ziyaret etti. Ülke liderleriyle bir araya geldi. Ardından da rotasını dün Irak'taydı ve rotasını Türkiye'ye çevirdi. Ve bu sabah saatlerinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Elbette gündemin en önemli başlığı Gazze. Gazze'deki yaşanılan insanlık dramı ve bu dram karşısında neler alınacak? Her şeyden önce Antony Blinken daha öncesinde de bu saldırıların sonrasında İsrail'e bir Yahudi olarak gittiğini ifade etmişti ve Türkiye'nin de bu açıklamaya tepkisi çok sert olmuştu. Blinken'ın çantasında nelerin olduğunu da bu toplantının sonrasında artık daha net bir şekilde görmüş olacağız. Ankara'daki Gazze evet zirvesi bu şekildeydi. Önce baş başa görüşme yapıldı. 2,5 saatlik ama heyetler arası görüşmenin de yapılmadığı şu an gelen bilgiler arasında diyelim. Sözü sana bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.